Merhaba dostlar, bu videomuzda sizlerle birlikte iOS 14 beta profilinin nasıl kurulacağını göstereceğim. Şimdi birinci adım olarak Safari'mizi açıyoruz. Buraya betaprofiliz.com giriyoruz. İlk çıkan sonuç. iOS 14 ve iPadOS konusunda dikkat edin. Bu sefer iOS 13 ve iPadOS beraber şurada gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar burada iOS 14 ve iPadOS ayrı. Yani iOS 14 bu cihazla çalışmayacağı için iPadOS 14'ü alacağız. Çünkü iPad'lerde iOS 14 çalışmıyor. iPadOS çalışıyor. Şimdi şifremizi gireceğiz. Profil downloadu diyor. Install. Profilimiz kuruldu. Genelde güncellemeye giriyoruz. Checking for update mesajını veriyor bize. iPadOS 14 public beta. Beta kaçmış bu? Beta 1. İkisi de beta 1. Arkadaşlar yol yakınken vazgeçebilirsiniz ama yani sonuçta geri döndürmenin yöntemi de var. Ama remove profil bile diyebilirsiniz. Yani sonuçta beta sürümler daha çok sorun barındırıyor. Yani tam sürüm olmadıkları için ufak ufak sıkıntılarla, mesela şarjınız bitmesi, internetten kopma veya bazı uygulamaları indirememe, geç indirme gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. O yüzden beta sürümleri kurmanızı çok önermiyorum ama yine de istiyorsanız kurabilirsiniz. Yani bence en iyisi orijinal çıktığı zaman kurmak. Evet dostlar, güncellememiz yüklendi. Yani aslında indirildi de şu an %50'nin altında olduğu için şarja bağlı yapmam gerekiyor ve %20'nin altında da kabul etmiyor. Ben tabletimizi şarja bağlıyorum ve güncellemeye başlatıyorum. Güncelleme esnasında ekran kaydı alamayacağım için telefondan çekeceğim. Şöyle bağlayalım. Bağladık. Install'a tıklıyorum. Biliyorsunuz ki ben yakın bir sürede Discord'un yüzünü açmıştım. Brawler Deniz ve Dan by Tech kanalı içinde ayrı kanallar açtım. Eğer ki bir haftadan önce bir sürede katıldıysanız şüpheli durumuna düşersiniz. Tanımadıklarım kişiler için söylüyorum. Yani bu arada video önerisinde bulabilirsiniz. Eğlenceli vakit geçirebiliriz bu sunucularda. Sunucunun linkini açıklama kısmında vereceğim. Evet arkadaşlar, güncellememiz bitti. Arkadaşlar yeni gelen, son 4 ile yeni gelen bir özelliği göstereceğim size. Widgetler. Bakın şimdi menü düzenlemeye geliyorum. Eskiden iOS 13'te ayarlar, keep home on screen'i ayarlardan, yani buradan gelip yapmanız gerekiyordu. Yani böyle. Tabii şimdi artık böyle değil. Artık ekranı düzenlerken widgetların üzerinden yapabiliyorsunuz. Ayrıca widgetları istediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Denetim merkezinde hiçbir değişiklik yok. Ve Apple Pencil desteği olan tabletler için Apple Pencil diye bir sekme geliyor. Şarjım mesela şu an 52. %52. Eskiden böyle bir yer yoktu iOS 13'te. Ama şimdi böyle bir yer geldi. Ayarları widgetlerini istediğiniz gibi ayarlamayı göstereceğim şimdi. Widgetlerin birine basılı tutarak böyle değiştirebiliyorsunuz. Mesela pilimin yüzdesi, pencil'ımın yüzdesi, AirPods'un yüzdesi falan, o dörtlükte gözüküyor. Eğer bir tane cihazınız bağlıysa bir tane gözüküyor. Yani o mesela benim hoşuma giden bir özellik oldu ve hava durumu da geliyor yanınızda. Takvimler, borsa, şu bu, ekran süresi falan, onlar da geliyor. Onun altında sonuçta kullanmaya alışkın olduğumuz menüler geliyor. Siri'de de değişiklikler var tabii.
Siri köşede gördüğünüz gibi değişip duruyor. Ben Siri'yi kullanmayacağım için Siri'yi kapayacağım. Evet, Siri'm kapanmış. Feedback Assistant acaba sonuçta var mıydı? App Store'da da yine değişiklikler yok. Hala bizi arcade karşılıyor. Güncellemeler hala gelmemiş. Onun haricinde animasyonlar, açılış, kapanış animasyonları biraz daha hızlanmış bir halde bizi karşılıyor. Benim iOS 13'te yaptığım bir geek bench sonucu. iOS 14'te tekrardan sonradan yapacağım onu. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.